Sayın Bakanlarım, Midyat diller ve dinler şehri. Üç etnik kökene mensup insanlar yaşıyor burada. Yıllardan beri kardeşçe iç içe. Bu huzurun devamı için ve bu ülkenin bekası için gerek bizler, gerek teşkilatımız, gerek milletvekillerimiz, gerek Sayın Valimizin önderliğinde Midyat'a, Mardin'e çok güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada sizlerden de destek bekliyoruz, siz değerli büyüklerimizden. Çünkü burada birimizin gözü yaşarsa burada sizin ağlayacağınızı tahmin ediyorum. Onun için bu bölgeye özellikle Güneydoğu'ya, sadece Midyat değil, diğer ilçelerimizde de aynı hassasiyet ve aynı duygularla, yatırımlarla özellikle özel bir destek bekliyoruz. Biz bu konuda sizlere güveniyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Mardin'e, Midyat'a özellikle özel bir ilgisi var. Ve kendisi seçimlerden önce git belediyeyi kazan geleceğim demişti Midyat'a. Geçen gün davetiyesini verdiğinde onu da hatırlattım. Onun için özellikle sizlere ricamız öncelikle Mardin Midyat yolu, özellikle hükümetimiz döneminde 3 tane havaalanı yapıldı. Şırnak Havaalanı 40 dakika, Batman Havaalanı 40 dakika, Mardin Havaalanı 45 dakika. Büyük bir nimetin içindeyiz. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Bu yollarda taşlandırırsak Midyat'ı, günde 15 bin kişi giriyor. Bugün bakın Midyat'a gideceğiz biraz sonra. Turistleri göreceksiniz. Hafta sonu yer yok. 3-4 aydır otellerde, lokantalarda yer yok. Rezervasyon dolu, full her taraf. Onun için sizlerden ricamız, bize destek olun. Bu yolları bir an önce bitirelim. Hem turistlerimiz rahat gidip gelsin, hem en azından ulaşım kolaylığı, konfor artar, yakıt tasarrufu olur. Yani bunlar sizin konularınız zaten. Bir de ayrıca burada siz genel müdürken, Sayın Binali Bey ile bakanken geldiniz Cumhurbaşkanımızla. O zaman iyi hatırlıyorum. Bu yollar ağda değildi. Belediye ağdaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla karayolları ağına alındı. Allah razı olsun. Asfaltlar yapıldı, kaldırımlar yapıldı. Fakat eksik kaldırımlarımız var. Onları da biz 2 ay önce size gelmişken onların talimatını verdiniz. Bölge müdürümüz ihalesini yaptı. Fakat şu anda ihale süreci devam ediyor. Midyat Cizre çıkışı, Midyat Batman çıkışı. Bunları da vatandaş istiyor. Basın mensupları arkadaşlarımız biliyorlar. Kaldırım yok. Şimdi giderken göreceğiz oraları. Fakat ihale süreci bitti yani. Devam ediyor sadece. Onu da hızlandırma imkanı olursa tabii bilemiyorum. Yani Sayın Bölge Müdürümüz. Yani onu da sayenizde Allah razı olsun ihalesi yapıldı. Ben arkadaşlara da anlattım. Bir de Sayın Bakanım, sizden özellikle istirhamımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu Millet Bahçeli. Sizin bakım eviniz var. Biliyorsunuz, malumunuz bakım evleri genelde ya şehrin çıkışında olur veya şehrin girişinde olur. Bakım evimiz şu anda tam şehrin göbeğinde kaldı. Ve Midyat kesiminde halkın nefes alacağı, oturacağı, piknik yapabileceği hiçbir alan yok. Biz bu bakım evi karşılığında size şehrin girişinde veya şehrin çıkışında belediyemize ait bir arsadan kaç dönümse aynısını yapmak kaydıyla onu sizden talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda ben gereken talimatı vereceğim demişti geçmiş dönemlerde, ama tabii yönetim değişti şimdi. Yeni bir yönetimle arkadaşlarla iş başına geldik. Bu konuyu da sizlerden, bakanımdan, milletvekillerimden, Sayın Valimden rica ediyoruz. Şehri yaparım, olur mu? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel olur mu Sayın Valim? Şehri yaptırmış olur mu? Şehri yapıyor. Kendi şartlarda sen evet. Takdirsizim şey yapacağım diyor. Birebirinin üstünü yapacağız. Yani bakım evi zaten içinde böyle fazla bir müşteri var. Bundan daha güzel olacak. Şimdi isterseniz bu yeni olacak. Daha güzel olacak. Sağ ol. Şeye de bak. Şimdi bakım evine de zaten bakabiliriz dönüşte 2 dakika uygun bulursanız. Evet. Bu konuda sizlerden rica ediyoruz. Ama prefabrik yapmayacağız. Yok. Yok Sayın Bakan. Nasıl? Taş yapalım. Söz. Mardin taşı. Tamam. Mardin taşı. Zaten asfaltları siz yapmışsınız. Bu da size nasip oldu. Allah razı olsun. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Şimdi arkadaşlar, ülkesi için yaşarken yaşıyorsunuz. Mardin Midyat yolunda proje çalışmalarımız bitme aşamasında devam ediyor Sayın Bakan. Menüz bitmedi. İnşallah önümüzdeki çalışma döneminde bir yıl sonuna doğru ihalesini yaparız. Önümüzdeki çalışma döneminde de burayı önce Midyat'a kadar, daha sonra da Midyat, İdil, Cizre şeklinde buranın trafik yoğunluğu
herhalde bir 6-5-6 civarında var değil mi? Var efendim. Yanlış hatırlamıyorsam Midyat'tan ötesinde Cizre Havaalanı'nda Cizre Havaalanı. Mardin Midyat yolu da bölünmüş yol projesi olarak projesi tamamlanmak üzeredir. Ve inşallah önümüzdeki çalışma döneminde burayı da bölünmüş yol haline getireceğiz.